Tahir abi öğretti. biz yemeğin başında bir besmele çekmekte zorlanıyoruz. Tahir abi çay veya yemeği şöyle yaparmış. Bismillah. İnermiş elhamdülillah. İkinci, ikinci kez içerken tekrar Bismillah dönmüş. Bismillah. İnşallah bir Mecmuatul Adab'dan ders yapacağım. Adab-ı Maşeret. Tuvaleti nasıl oturulur? Eve nasıl girilir? Zilen nasıl basılır? Kaç defa basılır? Ne kadar aralıklarla? Ondan sonra evde nasıl konuşulur, oturulur? Neyse, Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecme'in ala resulina Muhammedin salavat. Kastamonu layıkası 150. Eee layıkalar nedir? Layıkalar tren trenlerin rayına benzer. İmani mevzular, sözler, şualar, mektubat, lemalar meslevi işartacağız gibi kitaplar imani anlatan mevzular da trene benzer. Ee, Kastamonu layıkası Emirdağ'dan farklı olarak e, diş dünyamızın yani iç, içsel psikolojimizi değil dişsel alemi yap yapma de deme git gitmeleri şey yapıyor. Ha, iyi yaptın. İçtima hayatı. Yani. İçtima da şey yapıyor. Emir daha, daha çok enfusi hislerimizi, fikirlerimizi, duygularımızı kıblesine koyar. Kastamonu içtima Diş dünyamızı yapıyor. Diş tarafımız yani. Diyor ki okuyorum. Kastamonu 150 dedim. Dün emin bu havaliye gelen bir kol ordumun münasebetiyle istemediğim ve Rus'un harbe devamını bilmediğim halde Rusya'nın Kafkas ile ittisalı kesilmesini söyledi. Kafkas. Kafkas'la o savaşı vardı o zaman ama alakası kesilmiş, bitir bitirilmiş. İkinci ee, Dünya Savaşı 39-44 şey, Kastamonu 1900 e, 1900 Emirdağ'da oydu. 39 evet 44 çünkü 38'de Kastamonu'ya gittim. İkinci Dünya Savaşı'nda Rus'un Kafkas'la ittisali kesilmiş. Bu nasibeti Alman'la şeyi. Ben onun sözünü kesip susturduğum halde kalbim emniyetle bir alaka gösterdi. <laughs> Sonra bugün namazda ve tesbihattayken manevi tarzda denildi ki küre arzda çarpışan, mücadele eden cereyanlardan herhalde birisi İslamiyet'e ve Kur'an'a ve Risale-i Nur'a ve mesleğimize taraftar olacak. Bu çarpışan cereyanlar içinde. Bu noktadan ona karşı bakmak, ona karşı bakmak gerektir bakmamak için şu geniş siyasi dairelere bir iki mektupta yazdığım sebepler çendan kalbe akla kafidir. Fakat meraklı ve hevesli olan nefse kafi gelmiyor diye kalbime geldi. Aynen tespihatta ihtal edildi ki iki nokta üst üste bundan sonra kendisinin şeyi değil. Emniyetli sebebi ise yani savaşta bu şeylere meşgul olmak, bakmak da bir tarafa tarafgirlik hissi uyandırır. Tarafkir nazarı, taraftar olduğu taraf cereyanının kusurunu görmez. Zülmüne riza gösterir, belki alkışlar. Halbuki küfre riza, küfür olduğu gibi zulme razı olmak dahi, Zulümdür Elbette Zemin yüzünde Bu dehşetli Diyoloda Diyoloda Semavatı ağlattıracak Yani şu savaşlar Öyle bir hale gelmiş ki Semavatı Ağlatacak alat, zulümler Tahribatlar oluyor Çok masum ve Mazlumların hukukları kayboluyor Mahvoluyor mimsiz gaddar medeniyetin <laughs> zalimade, zalimane dusturu olan neymiş onların dusturu? Cemaat için fert feda edilir. Milletin selameti için cüzü hukuklara bakılmaz diye öyle deşetli bir zulüm meydana açmış ki Kurunuğla iyi çağlar vahşetinden vahşetlerinden de emsali vuku bulmamış. Öyle bir zulüm oluyor şimdi. <laughs> Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın adalet hakikiyesi bir ferdin hakkını cemaata feda etmez. Kur'an'a bak. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın adalet hakikiyesi bir ferdin hakkını cemaata feda etmez. Hak haktır. Küçe büyüye aza çoğa bakılmaz diye kanunu semavi ve hakiki adalet noktasında Risale'nin şakirtleri gibi hakikatı Kur'an'ı ile meşgul olan meşgul adamlar zaruret olmadan bak ne yapacağız hizmet ediyorsak zaruret olmadan lüzumsuz yalnız hevesli bir merak için netice itibariyle faydası bulunan ve netice daha gelmeden evvel lüzumsuz bakmak ve zalimane tahribatların alkışlamak suretiyle İslamiyet ve Kur'an lehine hizmet edeceği o ceyranın harekatını fikren takip etmekle meşgul olmak münasip olmadığı gibi nefis de akıl ve kalp nefis de akıl ve kalbe tabi olup merakını bırakmış diye anladım. İkinci mesele Risale-i Nur'un İsparta'da katı galibesi zındıkları şaşırttı. Ne yaptı da galip etti? Bu eserler vücuda gelmesini istemiyorlardı. Hapishaneye giren o eski eski de meyveler veya paketler e şimdi poşet. O zaman poşet değildi. kesik kağıdıydı. Onlara Risale yazılıyordu. Sonra çöp diye onlar için çöpleri atıyorlardı. Altına ve ortasına Risale koyuyorlardı. Tütün işte. kağıtlarını da yazılıyormuş. Tütün kağıtlarına. Sigara Ondan sonra çöpe atıyorlardı. Hapishaneden de çöpe gidiyordu. Çöpe gidince her nur talebeleri o çöpü alıyorlarmış. Hapishane nereye attıysa gece çöpe alıyorlar. Tek tek o kesik kağıdın işte ustadın içini buluyorlar. Öyle yazılmış Meyve salesi. Onun için galebe çaldı. Yani yazılmayacaktı onlara göre. Yazıldı. Bitti. Fakat bazı mutemerrit ve muanit ve ölen herifin ruh habisi hükmünde bazı zındıklar. Bir daha. Fakat bazı mutemerrit ve muanit ölen herifin ruh habisi hükmünde bazı zındıklar. Yani onun gibi ...sındıklar var. O mağlubiyete karşı gelmek fikriyle şimdi bu çok önemli. Baştan aşağıya kadar Kur'an ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhinde fakat perde altında aynen münazarayı şeytani bahsinde Hizbu şeytanın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an hakkında mesleklerince söyledikleri ta tabiratı başka bir tarzda o zındı kerif istimal etmiş. Yani Kur'an ve Peygamber aleyhissalatü vesselam aleyhinde çok böyle aşağılık insan böyle kitap yazmışlar. Tane belli olsun. He, o, 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 onun dışında bu. Ondan sonra önemli olan bu tarihi bir bilgi almak değil de Böyle şeylerde ne yapacağız? Onun için açtım burayı. Mesela şimdi piyasada e, kitaplar var. <laughs> Allah'a inkar eden, Allah'a hakaret eden, peygamberi inkar eden, peygamberi hakaret eden vs. Böyle e, ceyranlar var. Onlara karşı ne yapacağız? Çok acayip bir ölçü. Hele bugünlerde o kadar ben bir ima edeceğim. Gerisini siz dolduracaksınız. Demek ki böyle Allah'a ve Peygamber'e hakaret eden e, böyle kitaplar neşedilmiş. Ustad ne yapmamızı söylüyor bak. O kitapları ele alıp tek tek cevap vermek mi? Yoksa o kitapların isimlerini verip oradan pasajlar almak ve onlara cevaplar üretmek, bu safi zihinleri iddial edip o kitaplara o tür mesleklere merak uyandırmak ve reklamın kötüsü olmaz nevinden o mesleklerin o fikirlerin kafamıza e, girmesine merakımızın uyanmasına o tür hareketlerin alemimizde de böyle bir hareketin varlığından haberdar etmeye vesile oldukları noktasında çok mühim bir ders burası. Mesela e, ateizm derler, deist derler, teizm. Ben bunu demem bile yanlış. Yani mesela diyelim ki aramızda ateist tamam inkar ama deistlik neymiş? Şimdi merak uyandı kafana girdi. Ya bu deistlik ne yapayım bir bakayım. Ha işte bu işte benim yaptığım böyle gibi bu yanlış. Ya işte şu hareket işte ateist işte deizm. O böyle şu falan kitapta isimde falan. Ee, böyle demek. Onların istedikleri budur. Ben bunu ya ahmak olarak yapıyorum. Diyecek şimdi. Ya da şuursuz olarak beni kullanıyorlar. Önüme ray koymuşlar tren rayı gibi. Ee, yolumdan çıkmışım haberim yok. Veya bilerek yapıyorum. Üç tane şıktır. Ya ahmağım. İyilik yapıyı zannıyla kötülük yapıyorum. Veya e, mesela ders yaparken Zeytinburnu'da çok oluyordu. Ders yapıyordum adam bana öyle bir soru soruyor ki. Veya öyle bir arkadan dersten önce e, bana yazı yazıyor. Mektup gönderiyor veya mail atıyor vesaire. Veya ders ortasına soruyor. Baktı ki faydalı bir acayip bir ders. Rahim böyle giderken tren... O makinistin haberi olmadan bir ray döşüyorlar tak diye çıkmışım raya sola doğru girmişim Yolumdan çıkmışım ya yani. Veya Bilerek yapıyorum Bir dördüncü şık çok acayip Yaptığım hizmeti e, Yönünü değiştirmek için Ne yaparlar e, Çeşitli memleketlerden çeşitli yörelerden soru yağmuru yaparlar. Aynı soruya benziyor. O işte deizm nedir ile alakalı. 10 tane 20 tane soru gelirse bir Almanya'dan bir Çin'den bir Van'dan bir Edirne'den Allah Allah derim. Bana bu yemi attılar. Ben de bunu araştırdım da cevap hazırlama ihtiyacını duyarım. E, yapmam gerekenleri yapamam bununla. İlgilenem, ilgilenmem gereken masumları da unuturum. Bunların sorusuna cevapla meşgul olduğumdan dolayı bir yapmam gerekenleri yapamam meşgul olacağım kişileri meşgul olamam. İki onu derste falanca işte deyizim şöyledir kitapta diyerek onların meşhurlaşmasına, burada zihinlerimizde safi zihinlerimizde kalmasına merakımızın uyanmasına vesile olurum. O adamlar o soruları Çin'den, Almanya'dan, Amerika'dan, Fransa'dan, Van'dan, Edirne'den, İsparta'dan mail olur, Whatsapp'tan olur vesaire şekillerde YouTube'larda atarlar. Bu tür sorular gelmesiyle yetmiyor. Başka ne yapıyorlar? Arkada eğer ben de bir hizmet ediyorsam, hizmet ederken de geniş sahaya hizmet edeceğim diye hesap numarasıyla dedi ve para topluyorsam bir bakarım bir hesaptan müthiş bir para geldi. Herkes 10 lira, 100 lira, 1000 lira, 10 bin lira yatırırken adam 1 trilyon yatırmış. İlgini çekmez mi? 1 trilyon. Altına da şunu yazmış. Sizin de hizmetinizi tebrik ediyorum, alkışlıyorum, coştum daha arkası gelecek fakat şu deizm, ateizm hakkındaki şeyleriniz var ya ben bayılıyorum. Bunun için coştum veriyorum. Bir trilyon gelmişse bir trilyon gelmesi için bu sefer teizmi de, meizmi de, yeizmi de, seizmi de yaparım. Çünkü adam böyle yeni bir e, hareketleri isme isimlendiriyorum. O kitaptan alıntı yapıp cevaplar veriyorum ya. Adam bana para yağdırıyor. Burada ne gözüküyor? Müspet hareket gibi gözüküyor. Oysa Onların kitapları, isimleri Müslüman'ın merakına ve zihnine, havuzasına ve havuzuna atmış oluyorum. Bilmeyerek kullanılıyorum, haberim yok. Masum olmam yetmiyor. Zira cephanelikte nöbet tutan bir insan ha kendisi cephaneliği kaynık yaparak havaya uçurmuş veya uyudum düşmanın girip havaya uçmasına vesile oldum. Neticede aynı ya kepanı uçtum. Şimdi böyle şeylerde ne yapacağız? Anladık mı biraz şey? Anladık anladık aslında. Ha. Yani hiç İslam düşmanı olan televizyon kanalına çıkıp da İslamiyeti İslam anlatmanın manası da yok. Yani. Ya, bu bir. İkincisi televizyonlara Ahmet'in Mehmet'in televizyona çıkıp da oraya iştahın dışında deizim, meizim, seizim, elizim, neizimle sohbetlerde dile getirmek işte bu. Yani ona ne cevap üretirsen üret. reklamın kötüsü yoktur. Mesela bir misal vereyim şaşıracaksınız ama acayip. Benim malum hadisede hapishaneye girişimizde tabi tabii 40 küsü gün reklam. Hani evet akarete diye şey yapıyor ama yani 5-6 tane yayın farklı yerlerden aynı derslerin yayın yayınlanmasının toplamına baktık. Bir hafta içinde mübalasız 18 milyon 13 milyon insan izlemiş. Niçin e bu adam kim ya? Nereden öğrenecek? YouTube'a yazıyor. Merak ediyor. Merak ediyorum. ediyor bu adam. Meşhur değil. Bir anda patladı. Türkiye'nin gündemine indi geldi. Her akşam sarkız gibi çiğneniyor. Bir baktılar ki 13 milyon, 9 milyon. Onun çantacı abiyle yapılan 11,5 milyon izlemiş. <laughs> Mubala gibi geliyor ha size. 5-6 tane, şey 4-5 tane yayın farklı yayınlar var işte. Fandır şuna bunlar. Hepsini toplamış bir arkadaş. Aynı bu sayılara gelmiş. Sonra baktılar ki, o biz ne yapmak istiyoruz? Dedik ne oldu? Hemen tak diye bıçak gibi kestiler. Şimdi benim varlığımdan kimsenin haberi yok. Ne oldu ona? Bu kadı hizmet etti. İşte biz böyle bir şey düşünmedik ama Allah da böyle bir şey yaptı. Evet ben sıkıntı çok çektim. Çok fazla. Cemaat da çekti ama. Bir sürü bu vesileyle videolar yayıldı. Çok insanın alemine, bilgisayarına, kafasına girdi. Ve bu vesileyle yani bilmiyoruz. Kimin aleminde Risale-i Nur gitti? Zaten Risale-i Nur veya Müslümanlar bizim o halimizden davadan vazgeçecek hali değil. Ama bizim bu şeyle kızarak bu adam kimdir diye videolara girerek çok insanların dönüş yaptığını bana gelen yazılardan biliyorum. Falan yerde çalışıyorum diyor. O da TV'de çalıştığını söyleyip de ben diyor suç bulmak için girmiştim. 10 tane video indirdim ama Sonra baktım ki talebesi oldum diyor. Sakın girmeyin diyor. Çünkü diyor vesvese ve vehimin psikolojinin çaresi bu adamda diyor. Çünkü bedensel psikoloji anlatmıyor diyor. Bak vazgeçmiş vesaire. Bak bu bir tane. Şimdi bunun da tersi biz yapmamamız gerekiyor. Bak diyor ki Kur'an ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhinde fakat perde altında aynen münazari şeytani bağısında hiz bu şeytanın Peygamber aleyhissalatü vesselam ve Kur'an hakkında mesleklerince söyledikleri tabiratı başka bir tarzda o zındık herif istimal etmiş. Onun gibi Yahudi mütemerit ve dinsiz filozoflardan ve Avrupa'nın zındıklarının eskiden beri Kur'an ve Peygamberin aleyhissalatü vesselam halatından medarı tenkit buldukları noktaları bu İslam ismi altındaki zındık kurnazcasına Müsl İslam bu İslam ismi altındaki zındık. Burada böyle geçiyor ha. Ismini de, i̇smini de söylüyor. Bak bu İslam ismi altındaki zındık. Kurnazcasına, saftil Müslümanlara ve Risale-i Nur'u görmeyenlere dinlettirmek ve göstermek için öyle bir tarzda gitmiş ve küfrünü gizlemeye çalışmış ki şeytan, şeytanette şeytandan ileri gitmiş beni de çok tesir etti tamam. İslam ismi altındaki zındık tamam. şimdi onların kitapları veya işte deizm teizm işte meizm, seyizm bunları derslerde kullanıp pasajlar almak iki defa tekrar ediyorum bunu onların bu ismini kullanmak çürütsen bile fikrini gene mağlupsun. Çünkü bu ortama attın, bu insanlar merakını uyandırdın. Bu tür video kitaplara ihtiyaç gibi hissedecek. Hiç peki ne yapacağız? Gelecek. Kardeşimiz, kardeşimiz Sabri'nin mektubunda manit mülhitlerin Risale-i Nur'un ceyranına karşı kurdukları çürük bak Risale'nin kurtuza bak kurdukları çürük ve vahi yani örümcek ağ gibi hudaları, tuzakları, örümcek ağı ve yuvası gibi kuvvetsiz ve o şeytanet perdelerini kıymetsiz ve mukavemetsizdir. Risale-i Nur'a karşı yırtılır ve yırtılacak dediği gibi bu zındık, İslam ismi altındaki, altındaki o alim zan gözüken zındık, öyle diyor bak, bu İslam ismi altındaki zındık kurnazcasına, çok kurnaz, da ne desin? Lazca mı desin işte? Türkçe, Arapça hepsini söylüyor. Risale-i Nur'a karşı yırtılı ve yırtılacak dediği gibi ve Risale-i Nur'a da acayip şey yapıyor böyle. Dalga geçiyor. Bu zındık, İslam ismi altındaki zındık ve muannit ve mütemerit ve ölen herifin ruh habisi olan zındığın yazdığı zahiren Müslümanlara Türkçülük lehinde fakat hakikatta Kur'an ve Peygamber'in ve Selam'ın azamet ve haşmeti manevisini kırmak ve hiçe indirmek ve adileştirmek niyetiyle yazılan bu mektubu mek, matbu eserde mucizat Kur'aniye ve mucizat-ı Ahmedi ve Selama karşı örümcek ağ da olamaz parçalanır. Fakat binler teessüf ki Risale-i Nur'u görmeyenlere kat, kati zarar verdiği gibi Risale-i Nur'u görenler de merak edip acaba ne var demekle safi kalplerini bulandırır, la kal vesvese ve evham verir. Tamam. Risale-i Nur'un Kahraman şakirtleri böyle şeylere karşı müteyakkız davranmak ve faaliyetlerini ziyadeleştirmek lazım geliyor. Fena şeyle zihnen meşgul olmak da fena olduğu için kısa kesiyor. Sakın ona emniyet vermekle hakları meraklandırıp baktırmasın. Bak sakın ona emniyet vermekle ya falan böyle dedi falan seyizim leizim kitabında şöyle diyor emniyet vermekle hakları insanların meraklandırıp baktırılmasın. Belki emniyetsiz, dinsizcesine yalnız Esma-i Mübareke ve Ayat-ı Mübareke'nin bazı meali içinden hariç kalmak itibariyle emniyetsiz bir paçavradır bilinsin. Bu elifin ne derece haddinden tecavüz ettiğini bu temsilden anlayınız. Mesela çok uzak bir mecliste mutahassiz ve mudakik alimlerin okudukları ve tetkik ettikleri bir kitaba ve ders aldıkları bir zata pek uzak bir mesafede bakmak isteyen ve görmeyen bir eble o alimlerin aksine hüküm verip onları tenkit eden divane ceheziyan eder. Şimdi bir de eee bunun bir gayrimun teşhirinde var bunun, bu mektubun. Bakmıştım. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mülbisine, mulevisine her türlü rezil kepaze eden fakat iman ve itikatını korumuş Müslümana tövbe ve istifarına mukabil inşallah şefaatı olabileceğini olacağını Peygamberimiz buyuruyor. Fakat şefaatim olmayacağı bir bir tayfe var diyor. O o o tayfe cehennemin köpekleri olduğu için onlara şefaatim yoktur diyor. Çünkü onlar cehennemin köpekleridir diyor. Kim onlar? Hatırladınız mı? Bilen var mı? Hayır, onlar zaten gidiyor. Kim o? Hayır, fasık günahkar demek. Hadi bakalım. Şu nokta nokta bunlara şefaatim yoktur. Zira bunlar cehennemin köpekleridir. Şefaate inanmayanlar mı? o ama ona bir isim diyor işte. Tam da bunlara bir isim, bir isim deniliyor. Ehli Ehli bir daha. Ehli bir daha ne demek? Dinde olmayanı dine sokmak, olanı da çıkartan. Bu neyi yapıyor? Dini etikatı. Bu dini bozuyor. Ehli bida dinde olmayanı dine sokuyor. Ya kardeş anlatıyorum işte sen onlar hurafe murafe değil ya. Anlatıyorum işte içini dolduruyorum. Dinde olmayanı din, din dinde olmayan dine sokuyor. Olanı da çıkarıyor. Ehli bida işte bu. Ha işte ehli bida ne demek bu? Hurafe murafe değil bu. Hurafe köylülerin din namı altına yaptıkları şey. Ehli bida değil bu. Kasten bu. Ha, bak şimdi bu bilerek. Şimdi rezil olan, hurafe yapan, fasık olan, günahkar olan zatını yapar. Ben kendisi bozulur. Ama kendisi bilerek veya bilmeyerek bozulur. Sonra tövbe ile istemez. Kimi bozdu bu? Kendisini. Ama ehli bida kimi bozar? Dini. Dini bozar. Şahıs yok yani. Dini bozuyor. Dini bozanlar bozarken tabi hepten açık yapmaz, Munafıka ne hareket yapar veya münafıklar onu kullanır. Biraz önce dört tane dedim ya, ya ben bilerek yaparım, ya aldatılırım, ya da önüme ray koyarlar veya menfaatle, parayla, şöhretle, kariyerle e, yemlenirim. Öyle yaparım. Ne yaparım bu? Dinde olmayanı dine sokarım. Oğlanı da çıkarırım. Mesela Allah Resulü'nün örnek vereyim nedir o? Allah Resulü'nün hayatında Selefi Salihinde Asın imamlarında ve şu anda dini cemaatlerde dahi bozuk dahi olsa bazı dini cemaatler faize haram diyenler şey faize helal diyen dini cemaat var yani nasıl dinse var. Allah Resulüne ve Allah'a savaş açmak gibidir. Allah'ın ayetinde hadis-i şeriflerinde Allah ve Resulüne savaş açmak gibidir. Faiz olduğu halde, bu kadar açık emir olduğu halde faiz helaldir diye yiyen var. Buna doğru diyorlar. Ha. Oysa ne alakası var? İşte ne yaparlar biliyor musunuz? Bu ehli bida Selefi Salih'in, şey Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Selefi Salih'in asıl imamları ve İslam'da gözükmeyen e, dini tebliğ yöntemi çıkartırlar, uydururlar. Ne yaparlar? Günü, dini zi, e, güya, dini sevdiriyoruz, davayı sevdiriyoruz, namazı sevdiriyoruz ki yapmadıkları sohbet anında maskaralı kalmaz. Dini belki birkaç kişiye böyle namazı anlatıyor gibi gözükürken de e, taze iken güzel gözükür. Patates veya elmayı soyduğunuz zaman parlak olur. 5-10 dakika sonra siyahlaştığı gibi. Bunlara şakkabanlık yaparlar ders ortasında. Şakkabanlık yaparlar şakkaban. Hokkabazlık yaparlar. Ha ha ha. Hu hu hu. La Hele hele ahlaksız, edepsiz böyle misaller, kitaplar, konuşmalar yaparlar. Tamam. Edep ve hayaya zorlayacak şeyler yaparlar sorular sorarlar tamam. ve insanları e, t, peygamberden, selef-i salihinden ve alimlerden, dini cemaatlerden gözükmemiş dini tebliğ yöntemi yeni bulmuşlar yeni sanki çıkmış gibi e, İslam'ın içindeki evet lafzını vermeye çalışır ama hassasiyetimizi, kutsiyetimizi, edebimizi ona karşı değerimizi yırt, yırtmak için değersizleştirmek için boşaltılmak için sohbetlerde de, alay yaparlar. Ha böyle derste ha, edebe aykırı olmayan, e, derse ve konuya hiç yakışmayan e, misallerle dinin kutsiyeti gidiliyor. Bu da ehli bida oluyor. Dine sokuyor. Bu şekilde bir şeyi yöntemi sokuyor. Yani sohbet ederken yanlış konuşmasına benzemez bu. Bu yeni nesil insanlara sanki İmam-ı Rabbaniler, Mevlana'lar, Bediüzzamanlar, İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler, Zeynel Abidinler, Ebu Bekir Sıdık alanlar, Allah Resulü'nün sohbetine sanki olmamış da yeni bir şey bulunuyor. Ya hiç mi böyle Peygamber Aleyhisselatü sahabe sohbetini okumadın, dinlemedin? Bir sohbetini şöyle buyurdu falan başlıyor. Alimlerin sohbetlerine bakın salavatla başlar. Edebi, hayayı anlatırken edepsizlik, hayasızlık yapmaz ki. Dini anlatırken edebi anlatırken edepsizlikle yapılır mı ya? Hokkabazlık yapılır mı? Bu bu makam o makamıdır. İkincisi de bu. Birincisi nedir? E, o tür şeyleri ee, dersin içerisine sokmak, ateizm, deizm, seyizm, leizm gibi isimler kullanmak, onlara merak uyandırmak, onların kitaplarına pasajlar alıp cevaplar vermek yanlıştır. Çünkü tarihçeyi hayat, yani bunu Kastamonu 151'de yanlış dedi de, peki bunları bilip de cevap, bak içimizden şu soru çıkıyor. Bunları, bunlara cevap verilmesi lazım. Dolayısıyla bunlara cevap verirken biz ne yapmamız lazım? O kitapları okuyacağız ki sorusunu öğrenelim de cevap verelim. Sorusu geliyor içinizden. O bu öyle bir soru hatırınıza geliyorsa tarihçe hayattan 692'den okuyor. Böyle bir soru olursa kay. Anladık değil mi soruyu? Ya bu, bu adamlara cevap verilmeyecek mi? Verilecek. E ne yapalım? Kitaplarını alalım. Veya hepimiz olmasa birkaç kişi alalım. O kitaptan siz almanıza gerekiyor. Ben isim vereyim. Paragrafı şu ee, de cevap versek olmaz mı? Bak olur mu olmaz mı? 692 tarihçi. Risale-i Nur nuru yerleştirerek zulmeti izale ediyor. Yok ediyor. İyi öğreterek <laughs> <laughs> Bir daha. Risale-i Nur, nuru yerleştirerek zulmeti izale ediyor, yok ediyor. Bak dikkat. İyi öğreterek fenayı fark ve tefrik ettiriyor ve vazgeçiriyor. Hakikati ders vermekle batıldan kurtarıyor ve batıldan <laughs> mahfuz kılıyor. hulasa kelam. Biz ancak nurlarla meşgulüz. Biz mücevheratı Kur'an'ı ile iştigal ediyoruz. Bizler Kur'an'ın kainat vusatındaki elmas gibi hakikatlarına çalışıyoruz. Bizler ancak baki hizmet ediyoruz. Bizler fani şeylere emek sarf etmeyiz. Bizim Risale-i Nur'la olan hizmet imaniyemiz başka şeylerle iştigalimize ihtiyaç bırakmıyor. Her şey kafi geliyor. <laughs> ha, şimdi demek ki biz o yanlış ve o eserleri alıp fikir cevaplar izah, izah, cevap üretme ihtiyacımız yok çünkü niye Risale-i Nur'u bak Risale-i Nur, Nur'u yerleştirerek zulmeti izale ediyor yok ediyor iyi öğreterek ne kadar fena var? adı deizm, leizm, seizm, meizm, neizm. Hepsini öğreneceğiz. Hayır biz bir güneşi bildik mi her ota ait bir güneş aramayız. Bir güneş oldu mu bütün mevcudata bir güneş yeter. İyi öğrenerek onun dışındaki her şey batıl. Bak iyi öğreterek fenayı fark ve tefrik ettiriyor. Vazgeçiriyor. Hakikati ders verir, vermekle batıldan kurtarıyor ve batıldan muhafaza kılıyor. Mesela 15. sözde açmayayım da nakledim kısaca. Şeytanla münazarası var ustadım. Beyazıt Camisi'nde Ramazan'da tamam E peki orada ne diyor? Şeytan diyor ki Allah kelamı değil de diyor. Beşer kelam olarak bak Kur'an'a. Yani orada usta diyor ki yani beşer kelamından Allah'ın dışında bu kitap benimdir diyen var mı? Onun eline koyalım. Ondan sonra bunun olma ihtimali var mı diye bakalım. Allah'ın dışında Kur'an benimdir diyen oldu mu? Duydunuz mu? Yok. E niye ona veriyor? Kime vereceğiz o zaman? Kimse demiyor ki benimdir. Ey melun şeytan. Kur'an beşer kelamı diyorsun. Tamam da bir beşer benimdir demedi ki. Dinsizler demişler ki Muhammed din. Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi ki benden daim mi biliyorsunuz beni? Benim değil. Yok senin. Lan ben bu gömleğin, bu eşyanın benim olup olmadığını siz benden daim mi biliyorsunuz? Benim değil. Şeytan tabii şeytanı vazgeçer mi? Diyor ki tamam tamam. O zaman Allah kelamı deme. Beşer kelamı da deme. Ortadan bak. Şimdi önemli olan burası. Ne kadar makul. Oo insaflı ya. Adı neydi senin? Emrullah. Emrullah. Ne kadar mantıklı ya. Vay be. Allah kelamı deme. Beşer kelamı deme. Ortada kalsın Kur'an. Böyle diyor. Münazaralı bir davada diyor. Ey melun şeytan. Bu kadar böyle can be, baha bu değeri eseri ortada olamaz. Bir eserdir. Müessiri olması lazım. Sanat sanattır. Sanatkar olacak. Eseri müessiri olacak. Şimdi Allah'ın değil diyorsun. Beşerin de değildir. O zaman böyle bir eser olmaz ki. Ondan sonra ikinci cevap diyor ki. Allah'ın olmadığı yön hepsi yanlıştır. İstersen ortada olsun, istersen beşer elinde olsun. Peki nedir diyor şeytana diyor ki bak diyor ben sana yolu öğreteyim. Allah'ın kelamı bu benimdir diyor. Beşer hiçbirisi benimdir demedi. Allah'ın kelamı olmadığını sen Allah'ın elindeyken Kur'an tek tek çürüteceksin. O Kur'an semadaki yıldızlar adedince muhlarıyla çakılan Kur'an, semaya çakılan Kur'an'ın tek tek o mıhları, o ayetleri tek tek çürüteceksin. Sonra Allah'ın olmadığını ispat edeceksin. Bu da muhab. Allah sonra Gümredi giderken dedi ki, tamam senin işin bitti. Yok diye, hiç merak etme diyor. Beni dinleyen o kadar akmak var ki, demiş. Şimdi, orada ne anlatmaya çalışıyor? Arkadaşlar, Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna dair delillerimizin tek tek çürütülürse ancak gider. O zaman Kur'an aleyhinde kim ne diyor diye bakarsak Kur'an'a zaten okumaya zamanımız olmaz. Anladık mı? O zaman bunu da oku daha güzel hizmet edersin. Bunu da oku. Yine burada var tarihçede. Bunu da oku. Hizmet edersin. O zaman Risale-i Nur'a zaman bile bulamayız. Mesela başka bir noktadan söyleyeyim. Bunlar iyi niyetli ama yanlış. Risale-i Nur'u daha iyi anlarsınız diye kitaplar var şu anda. Dairemizin içinde kitaplar neşedilmiş. Değil mi? Risale-i Nur'u daha iyi anlamak için. İnanın o kitapları dizin boyumuzdan daha yüksek olur. O kitapları okuyarak bitirelim. Risale-i Nur'a sıra gelmeden ömrümüz biter. Nasıl anlayacağız? Risale-i Nur okuyacağız. Lugatı da var. Dersleri gideceğiz. Dersleri giden de böyle bizden daha önce okumuş abiler, işin fark edenler, biraz da İsa'na masar olanlar size anlatacak. Anlatıyor derse. Sen de zaten okuyorsun. Sen aşına peyda oluyorsun. Anlıyor musun? Yani yediğimiz yemeğin hepsinin içindeki elementleri biliyor muyuz? Yok. Patates yemeği yedin. Ne var içinde element? Nereden bileceğim? Peki o bilmiyorum diye yemiyor musun? Fayda faydasını da görmüyor musun bilmediğin için? Yok. Aynı Risale-i Nur'da öyle. Sok vücuduna. o onu. Onu bilecek içeride sistem var. Sen patatesin içerisindeki elementi tefrik edemiyorsun. Bilmiyorsun ama vücut sistemi de onu bilecek sistem var. Sen karışmıyorsun. Ağızdan aşağı sok. Ha içeride onu tefrik edecek, ayıracak, tanımlayacak, faydaya dönüştürecek sana rağmen çalışan sistem var. Risale-i Nur'u da sen de ağzından kulağının içine sok kulağının içerisinde oku. Ondan sonra onu anladığını, kafaya kalacak, anlamadığını da kalp, ruh, his, hafi ahva vesaire sistemler var. Sana rağmen ondan tefeyyüz edecek, feyizlenecek. Her şey senin akıldığı ki kalp yok mu? Feyiz yok mu? İrfanlık yok mu? Kemalat yok mu? Hafi ahva yok mu? Onlar sistemdir. Sen içeriye soktun mu onlar da sesini alacak. Sen patatesin içindeki elementi sen ayıramıyorsun diye sokmadığın gibi ben bu Risale-i Nur'u bu okunan yeri bütünsel anlamıyorum. Hepsini anlamıyorum diye bırakıyor musun? Bırakılır mı? Bırakılır. Mı? Bırakılır mı? Demek ki Risale-i Nur iyi öğreterek fena, fenayı fark ettiriyor, tefrik ettiriyor, vazgeçiyor. Hakikatı ders vermekle batıldan kurtarıyor. Batıda muhafaza ediyor. O zaman onları okumaya gerek yok. Doğruyu bildikten sonra yani tamam ondan sonra bunun dışındaki de batıldır. Yani biz onları seyizim, meyizim, leizimlerle meşgul olsaydık ömrümüz biter ya. O de, de geçiyor. O daha güzel hizmet edersin. Mesela bak bir bir sayfa önce diyor ki nereden alayım? şuradan. Talebe falan de değildir diyelim. Evet, Risale-i Nur şakirtlerinin meşgul olduğu vazife. Hemen bir sayfa önce bak. Risale'nin meşgul olduğu vazife en muazzam olan mesaili dünyeviyeden daha büyüktür. Yani Risale-i Nur meşgul olduysa ne siyasete benziyor ne askeriyeye benziyor. İmanı kazanma ve kaybetme davası olduğu için Kainatın en büyük meselesi bu. Tamam mı? Tamam. E, tabii bunu anlamamış. Sen zaten bundan sonrakileri emlet vermezsin. İnsanın en büyük davası dişinin çürümemesi, böbreğinin iyi çalışması, spor yapması. Yanısı esas bu değil. İmanı kazanma ve kaybetme davasıdır. İmanın var mı kardeş İmanın alimi. mi? Tamam. Mesele bu. En büyük. Diğerleri emniyetsizdir demiyoruz ama imana göre çok aşağılarda. Şimdi diyor ki Risale'nin şakirtlerinin meşgul olduğu vazife en muazzam olan mesaili dünyeviyeden daha büyüktür. Siyasetle uğraşma, uğraşmaya vaktimiz yoktur. Yüz elimiz de olsa ancak Risale-i Nur'a kafi gelir. Amerika, İngiliz kadar servetimiz de olsa Yine imanı kurtarmak davasına has edeceğiz Hem bir takım siyasi işlerle veya bir takım batıl ceylanlarla Ve fikirlerle uğraşmaya zamanımız yoktur Ömrümüz kısadır Vaktimiz de dardır Ustadımız dediği gibi Bundan sonra dinleyin Tırnak içinde talihçe bu ustad diyormuş Fena şeylerle meşguliyet fena tesir eder fena iz bırakır. Hususan böyle bir asırda batılı iyice tasvir etmek arkadaşlar falan kitap falan ideoloji falan böyle diyor diye böyle ille ders ortamı değil evde de çoluk çocuğuna arkadaşlara da kötü haberler bile kötü haberler bile insanlara anlatmak niye anlatıyorlar biliyor musun sıkıldığından dolayı o pisliği buraya boşaltmak istiyor iyi dinleyin buraya lütfen Hususan bak. Fena fena şeylerle meşgul et, fena tesir eder. Fena iz bırakır. Hususan böyle bir asırda batılı iyice tasvir etmek safi zihinleri idlaldir. Evet, menfilikleri öğrenerek ya bu deizm teizmi de öğrenelim. Öğrenerek mücadele edeceğim gibi saf bir niyetle başlayıp menfi şeylerle meşgul ola ola dini bağları ve dini salabet ve sadakatı eski haline nazaran gevşemiş olanlar olmuştur. Anlıyor musun? Yani dini kutsiyeti gidiyor. Bir de böyle onları öğrenelim cevap veririz diye bak batını bir de öyle bir şey gitmiş ha ha la kara la kara haya'nın dışında yani hafsalamızı, edebimizi zorlayacak misaller vesaire. Hele bir tanesi soru soruyor. Cahilane mi dersin, ne diyeceğimi de bilmiyorum. Bana kadar niye geliyor ben aynamıyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şimdi olsaydı takım elbise giyer miydi? Şuraya bak. Bak bunun içine bu otom ben. Şimdi bu misali buraya vermem yanlış. Yanlışı yapıyorum ki. Yanlış bu işte. Bu ne demek biliyor musun? Allah Resulü miraca giderken kainatın ve dünyanın menbaalarını, fabrikalarını Miraç Risalesi'nde geçiyor 31. sözde. Kainatın menbaalarını, fabrikaları, atölyelerini yani hepsini görmüş. Cennete girmiş, cehenneme girmemiş, görmüş. Ta imkan ve vücub ortası kabo kavsene kadar giren bir zata ki yedi kat semadan sonra lefi mahfi ispat geliyor. Or orada zaman orada. Zaman ve mekan anlayışı orada. O nerede onu geçmiş. Hani dolayısıyla bana diyor kainatın başlangıcından kıyamete kadar her şey gösterilmiş diyor. Diyen zata diyor ki şimdi olsaydı ne giyerdi? Yani bilmiyordu da acaba e, takım elbisesi bilseydi o en tarihi diktirmezdi takım elbisesi. Sanki bu zamanı bilmiyor. İstanbul'un fethedileceğini demedim. Kıyamete alametlerini demedi mi? Bak şimdi e, şey kayıyor diyor. Güneş batıdan doğacak diyor. Şimdi ne kayıyor dediler? E, kutuplarda ha? Mı? Yok. Kutup ha. Şeyden, e, kutupların yerleri değişiyor. Değişiyor. Kutupların yerleri değişiyor. Gidiyor. Kanada'ya kadar inmiş diyor. Eğer ekvatora kadar gelirse değişiyor ve güneş doğudan değil batıdan doğacak. Çok tuhaf. Ters dönmüyor. E şimdi Allah Resulü bana diyor cehennemdekiler daha gösterilmiş. Daha kimse oraya şu anda girmediğimiz aldı. Şimdi şimdi olsaydı ne giyerdi? Sanki bu zamanı bilmiyor. O kay görüyor musun? Yani edebi, hayayı, bilmem neyi Allah Resulü burada neyi sokuyor? Yani bir elbiseyi meşrulaştırmak güya yapacak. Allah Resulü bu insanları varmak için böyle bir yöntem kullanacak veya bu şeyinden ehli bidanın pantolon nedir? Pantolon avu. Bir İtalyan palyoçosunun giydiği bir şeydir. Güldürmek için yapmış. Ben okuduğum için söylüyorum mesleğim biraz. <laughs> ee, Avrupa bile şalvar giyerdi İsa kalma. Ee, güldürmek için dar şey giyerdi. İsmi, İspan, e, efendim, İngiliz, İspanya ve Fransız kralları var ya böyle. E, tight gibi böyle yapışmış. O işte pantolonau, pantolon diye. E, pardos de oradan gelmiş. Pardosu diye Fransızda. Ya sanki Allah Resulü'nü öyle alet ediyor ki bu menfiliğine. Sanki kıyam, kainatın başından sonuna kadar bilmiyormuş. Şimdi olsaydı bizim yaptığımızı giyerdi. Yani ben şimdi onun işini yapıyor. Edebe, hafsalaya, Allah Resulü'nün hürmeti nasıl kutsiyeti kırıyor? Sanki bilmiyormuş. Ne yapıyorduysa öyle yapacaktı. Yani bilmiyor muydu bu zamanı? Öyle bir zaman gelecek ki diyor aranızda bu 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 böyle olacak. E nereden biliyor? Bana kıyamete kadar bütün hepsi gösterildi diyor. Kıyamete bile gösterilmiş yaşarken. Şuraya bak. Peki ne yapıyor bunu misal vererek? Bir yaptığı Yaşantısını meşrulaştırıyor. Oysa pantolonla namaz kılmak, arka bol etlerin ortaya çıkıp, erkek ha bu, bu dar pantolonla namaz kılmak mekruhtur. Bakın fıkıh kitabında. Mesela çoraplarında isim yazarak kılmak, arkadakinin yazı okumasına vesile oluyorsun, mekruhtur. Ya... Bak hele şey şey hele Lut kavminin adeti olan düşük pantolon giymek arkadakilere ben de buna müsaitim demek vesaire. Şey yani yaptıkları bu artık al hangisini sayacağım ya? Bu bir, bir sürü şey. Ya niye gönderiyorsunuz diyorum. Abi birisi cevap vermeyecek mi ya? Sanki bilmiyor mu Allah Resulü? Yaptıkları şu kepazelikleri Resulullah'a da alet ediyorlar. Olsaydı ne yapardı? çok tuhaf ya artık yani haya ede pafsalam itikadımı zorluyor ya. Bir Müslüman yani bu nasıl böyle bu soruyu sorar? Yani Resulullah'ı normal bir vatandaş gibi nasıl indirirsin bu soru nam altında? Yani böyle acayip acayip şey mesela biraz önce sordum işte Bu yanlış işte bu şeyin. Adam bunu şey diyor. Tamam? Bu kutsiyetimizi, hürmetimizi kırıyor. Mesela filmlerde Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman gibi böyle kutsi bizim için zatları böyle bir insan simasına sokmak ona karşı hürmetimiz azalıyor. Seyreden herkes söyler. Der ki ya ben Hazreti Ömer'i keşke seyretmeseydim böyle. Sanki ya diyor şeyim kutsi, kutsiyetim kırıldı diyor. Ona hürmetim kırıldı diyor. Hazreti Hamza'yı diyor gördüm diyor. Çağrı da şöyleydi böyleydi. Yani kutsiyeti kırıyor. Bunun için yapmışlar. Allah Resulü'nü kamyona bile koymuşlar yani. Hocam, Hazreti, falan, Hocam, Hocam. Yani Hazreti, Hazreti Peygamber'i kamyona koymuş ya. Hocam. Filminde. Kamyona koymuş Tövbe estağfurullah. Acayip. Yani arkadaşlar ahır zaman fitnesi niye denmiş biliyor musun? Ondan sonra kesiyor. Ahır zaman fitnesinin söylenmesinin çok hikmetinden bir tanesi mektubatın sonunda diyor. Ee, geçmiş kavimler vardı ya Lut kavmi, Semud kavmi, At kavmi vesaire kavimler. Onların ahlaksızlıkları hepsi o zaman mesela Lut kavmi o ahlaksızlıkla imtihandı. Semud kavmi o ahlaksızlıkla imtihandı. Bütün geçmiş ümmetin bütün ahlaksızlıkların bu asırda toplanmasından, cem olmasından hepsinin azami derecede yanma, yaşanmasından kaynaklanıyor. Ahır zaman denmesi. Evet. Tamam Dolayısıyla bu tür şeylere itibar etmeyin, uzak durun. Bunlarla paylaşmayın, gitmeyin bunların yerine. Ehli bid'at hakkında Allah Resulü diyor ki dinde olmayanı var eden, içeri sokan, varı da çıkartanı cehennemi köpekleridir. Tamam da ayırsana ne yapalım buna karşı? Onların diyor cenazesine gitmeyin, hastalarına ziyaret etmeyin, onlara selam vermeyin. Diyor mu demiyorum? Diyor dinde olmayan böyle kutsiyeti yıkacak, sohbetlerin böyle kutsiyeti, peygamberi e hürmeti kıracak, şeylerle meşgul olanlara muhatap olmayın, mesulsunuz. Ulaşmayın, uzak durun, selam vermeyin, gitmeyin cenazelerine, düğünlerin hastalarına gitmeyin diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Eyli bir daha. Bunu kutsiyeti hem peygamberi hem Kur'an'ı hem Risale-i Nur'un hem böyle Selefi Salih'inin ders yapma, ders şekillerine mugayir, muhalif ne olduk? Efendim hemen karşısına ama şu kadar kişilere şu kadar vesile olduk. Kardeşim dini de bozma, kimseye de vesile olma. Çünkü Allah Resulü böyle dediler. Dediler ki sen başımıza geç. İstediğini verelim. İstiyorsanız eşlerimizle verelim. Ama her şeyi anlat. Namaz, oruç her şeyi anlat. Fakat bizim putlara dokunma. Ben olsaydım tövbe ne yapardım? Bak bu da yanlış mısın? Ne yapardım ben kendimi şey göstermek. Yani tamam güç denirdim, saltanat kurardım, devlet kurardım. Ondan sonra onları diskalifiye edeceğim zaman putlardan bahsederdim. Allah Resulü zayıf iken bile putlarına, İbrahim Aleyhisselam putların hepsini kırıyor. Ve malum işte baltayı kuvvetli bir putun eline takıyor. Allah Resulüne böyle belki meyleder diye sure geliyor. Kul ya kafirun. La abudu ma tabudu ve la entum abud. Hatırladınız. Şey gidi sizin gibi sizin kafirler diyor. Sizin diliniz size bizim geliyor. Tamam? yani hiç böyle bidayla bu da şeyle meşgul olmayacağız. Fena şeylerle zihni meşgul etmeyeceğiz. Böyle yapanlara kitapları veya isimleri zikrediyorlar teyiz, seyizin bilmem ne. Bunlar Müslümanların içerisinde ne kadar yanlış olduğunu anladık. Bu Kastamonu 151, 691 ve 692 tarihçeden okudu. Merak edenler de bakar. Yani Kastamonu hatırladın değil mi? Sevgili adım senin adın neydi ya? Erhan. Yani neydi? Demek ki içtim hayatımızı tanzim ediyormuş. Kastamonu. dersin başında dedin ya. Sen onun için sanadın. Ediyormuş değil mi abim? Kastamonu. Bak ifrat tefriti bu, vasatı bu. Yani Kastamonu diş dünyamızı, içtima hayatımızı yap yapma, de deme, git gitme lerimizi ortaya koyuyor. Emir da içsel alemizimizi, hissiyatlarımızı, duygularımızı, düşüncelerimizi yöne koyuyor. Mesela diyor ki şunun şunların cenazesi kılınır mı diyor. Şu şöyle olur mu diyor. İç itikatlarımızı düzelmesine vesile oluyor emirda. Bu da diş yani eylem hayatımız, aile hayatımız ve fiiliyatımızı denge, kıblesine koyuyor. Ve ahir davahum en ilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas Nasıl demiş nasıl? Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'nin fethinden sonra Mekke'nin O fethinden kitapta okuduğumuz İsta, Evet, evet, evet o, şahıs, o, şahıs, o şahıs. Nasıl diyor? Nasıl diyor? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'nin fethinden sonra Mekke'ye deve üstüne girmiş ve e, Mekkelilere böyle kibirle bakmış ben dedim ya Peygamberin bir kere ismet sıfatı var Peygamber asla kibirli olmaz zaten deve üstünde girmedi yürüyerek girdi yani dedim kesinlikle deve adam, ile girmedi yani ve dedim bu adam kesinlikle kasti olarak bunları söyledi şey değil yani yani Adam safiyana söylemiyor. Bunlara bilmeyecek bir adam değil. Mümkün Aşkı mü? Peygamberin kutsiyetini kırmak, kırmak için kibirle söylemiş diyor. Hı. Kibir kimin kim kibir dedim kimin şeyi? Sıfatı kardeş, evet. Sıfatı şeytanın sıfatı yani. ya. Şuraya bak. Sen şeytanın sıfatını peygambere yamıyorsun ya. Böyle bir şey var mı ya? akıl almaz cümleler yapar. Evet. Ama akıl ama çaktırmıyor. 9 tane doğrunun yanında bir tane munafıkane parlak şeyi sokuyor. Peygamberim met ediyor. Şöyleydi böyleydi. Evet Mekke'ye giderken devenin üzerine diyor. kafil kafirlere diyor böyle kibirle baktı. Diyor. Bak etti işte bu. Bir kere deveyle girmedi ve kibirle bakmaz. Kibir şeyin şefatı. işte Kitabına mı yazmış bunu? Söylemiş. Televizyonda söylemiş. Televizyonda söylemiş.